Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün ben sizler için fırında yağsız patlıcan kabak hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak kabakları doğramakla başlayalım. Patlıcan kabakları yıkadıktan sonra hazırlayalım. Bu şekilde kalın kalın doğrayalım. Çok ince yapmayalım. Çünkü fırında yağsız yapacağız. Izgara ve köz tadında muhteşem bir lezzet. Biliyorsunuz artık mevsimi geldi. Bol bol tüketin patlıcan kabak. Geniş bir kabın içerisine biraz su, biraz tuz ekleyelim. Hemen ardından patlıcanları içine ekleyelim. Patlıcanların siyah suyunun çıkmasını bekleyelim 15-20 dakika. Ben patlıcanları yıkadım, suyunu da süzdürdüm. Fırın için artık hazırlayalım. Bu şekilde bir patlıcan, bir kabak sırayla diziyorum. Gerçekten çok pratik, çok hızlı bir yemek. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Artık hazır. 200 derece fırına sürelim. Alt üst açık. Sadece tuz ekliyorum. Yağ eklemiyorum. Eğer ki isterseniz fırçayla birazcık yağ sürebilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Çok lezzetli oluyor. Patlıcan kabak fırında kızarırken biraz biz sos hazırlayalım. Ben yoğurt, sarımsak sosu hazırladım. İsteğe bağlıdır ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle öneririm. Biraz daha domates sosu hazırlayalım. Ben bu şekilde domatesleri rendeledim. Kabuğunu soymadan pratik bir şekilde sizlere de yakından da göstermek istiyorum. İsteğe bağlıdır. Patlıcanın üzerine ister yoğurt sosu ilave edin, isterseniz domates sosu nasıl severseniz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben genelde yoğurtta domates sosu da ekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Hemen fırını kontrol ediyorum. Gerçekten çok güzel kızardılar. Fırın tepsisinin kenarına bakarsanız sadece tuz var. Herhangi bir yağ yok. Yağ olmadan da çok güzel kızarır. Çok lezzetli bir tariftir. Kesinlikle denemelisiniz. Hiç yağ kullanmadım. Hemen servis için alıyorum. Sizlere de yakından da göstermek istiyorum nasıl kızardığını.
Sırası isteğe bağlıdır. Damak tadınıza göre isterseniz ayrı domates sosu ekleyin, isterseniz ayrı yoğurt ekleyin. Tercih sizindir. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ben üzerine biraz domates sosu ekliyorum. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.